TSK, PKK'nın iddialarını tek tek çürütüyor. Terör inlerine girildi. Alman füzeleri ele geçirildi. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi devletler için Gazi Mausa'da bir üs açmaya hazırlanıyor. ABD-Türkiye anlaşma değişiyor. NATO, Kiev'e bedava F-16 verirken Türkler onlara Kaan'ı satacak. Sualtı savunmasında yeni dönem. SAS projesi imzalandı. Politico, Türkiye, NATO'da kendi yolunu çizmeye devam ediyor. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. TSK, PKK'nın iddialarını tek tek çürütüyor. PKK geçtiğimiz aylarda Aksungur SİHA dün de bir helikopter düşürdüğünü iddia etmişti. Türkiye sınırından yaklaşık 27 kilometre derinlikte Brados semalarında bir Aksungur SİHA görüntülendi. TSK bugün gündüz vakitlerinde hem helikopterle birlik sevkiyatı yaptı hem de bölge üzerinde Aksungur SİHA uçurdu. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda Barveri Bala'ya bağlı Miska köyüne helikopterler aracılığıyla birlikler indirildi. Miska köyünde terör inlerine girildi. PKK'ya ait silah ve mühimmat deposu ele geçirildi. PKK'lı teröristler Metina bölgesinde köşeye sıkışmış durumda ve TSK'nın operasyonlarına karşı herhangi bir karşılık veremiyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde teröristlerin harekat alanı daralırken güvenlik güçlerinin kontrolü sağlamaya devam ettiği belirtiliyor. Öte yandan Almanya'nın DAEŞ'e karşı savaşması için PKK'ya verdiği Milan ATGM'ler, Pençe Kilit Operasyonu kapsamında TSK'ya karşı kullanılırken ele geçirildi. Yurt içindeki operasyonlarda en son 8 yıl önce ele geçirilen Milan ATGM'lerin Alman devleti tarafından PKK'ya ne kadar tedarik edildiği bilinmiyor. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gazi Mausa Limanı'nı Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerden gelen gemileri açmaya hazırlanıyor. Böylece uluslararası izolasyondan kurtulmayı hedefliyor. Resmi tanınma da çabası olabilir. Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıtlı, Kazakistan'ın bir yıl önce Gazi Mausa Limanı'nı Türk Devletleri Teşkilatı Kardeş Limanlar Programı'na dahil etmek için başvuruda bulunduğunu söyledi. Projenin 5 Haziran'da Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayri Resmi Zirvesi'nde yeniden ele alındığını da sözlerine ekledi. Arıklı, Teşkilat Kardeş Limanlar Programı'nda ikisi Türkiye'den olmak üzere toplam 8 liman bulunduğunu ve Gazi Mausa Limanı'nın programdaki 9. liman olması için çalıştıklarını kaydetti. Arıklı, deniz taşımacılığının küresel ticaret hacmindeki payının her geçen yıl arttığına işaret ederek Gazi Mausa Limanı'nın programa dahil edilmesinin hem Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hem de diğer Türk Devletleri Teşkilatı üyeleri için faydalı olacağını söyledi. Türkiye'nin başvurularını destekleyeceğini umduğunu ifade etti. Teşkilat üyeleri arasında siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinin hem bölgesel hem de küresel anlamda küresel istikrara katkıda bulunacağını belirten Arıklı, sözlerini şöyle sürdürdü. Doğu Akdeniz'in en müstahkem yeri olan Gazi Mausa Limanı'nın Türk Devletleri için bir üs olmasını istiyoruz. Küresel ticarete katılmak isteyen Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan, Gazi Mausa Limanı'nı kendi limanları gibi kullanabilmelidir. Dünya çapında artan deniz ticaretinden faydalanmak istiyoruz ve bu durumun siyasi olarak da ülkemize fayda sağlamasını istiyoruz, diye ekledi. Arıklı'nın açıklamaları Yunan basınında da büyük yankı uyandırdı. Yunan basınının haberine göre NATO zirvesinden sızan bilgiler ışığında Türkiye F-16 Viper'lar için sipariş verilen ABD kitlerini bağımlılığı minimuma indirmek için azaltıyor. Aynı zamanda NATO Kiev'e bedava F-16 verirken Erdoğan onlara Kaan'ı parayla satacak diyen Yunan medyası Pentapostagma TV'nin haberi şöyle devam ediyor. Ukraynalılar Kaan'a parça ve motor tedarik edecek. Türkiye ABD kontrolünde olmasından endişe duyduğu için Türkiye'de üretilen uçak filosunun hiç kimseye bağlı olmamasını istiyor. Ne yazık ki birçok NATO ülkesi ve Biden, Ankara'nın Ukrayna Savaşı ve Lockheed Martin Corp anlaşması konusundaki meydan okuyan tutumunu görmezden geliyor. Ankara F-16 ve savaş uçakları için ABD ile hali hazırda var olan anlaşmada bazı parçaların yerel olarak üretilmesi için yeni bir anlaşma arayışında. ABD ile yapılan anlaşmanın ardından Türkler, NATO'nun ikinci en büyük F-16 savaş uçağı filosunu modernize etmek için planlanan 23 milyar dolarlık savunma sözleşmesini küçültüyor ve bu savaş uçaklarının bazı parçalarını yerel olarak üretmek için yeni bir anlaşmayı zorluyor. Ankara 2021 yılına kadar Lockheed Martin Corp firmasından 40 adet yeni nesil F-16 ve mevcut filosunu modernize etmek için 79 kitin yanı sıra yüzlerce bomba ve füze satın almak istiyordu ancak planlamadan haberdar olan ve Bloomberg'e isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan kaynağa göre Türkiye şu anda milyarlarca dolar tasarruf etmek için daha az sayıda modernizasyon kiti ve mühimmat almaya çalışıyor. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçisi Vasily Bodnar, Ukraynalı şirketlerin Türk savaş uçağı Kaan'ın geliştirilmesinde yer aldığını söyledi. Bodnar'ın açıklamasına göre Ukraynalı şirketler gelecek vadeden motorun ve gelecek vadeden Kaan uçağının geliştirilmesine katılarak uçak için bileşenler ve sistemler geliştirmek üzere işbirliği yaptı.
Bu umut verici bir işbirliği diyen Bodnar, bu savaş uçağının Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ilgisini çekebileceğini de sözlerine ekledi. Ukraynalı diplomat, belki de bu Baykar Makina şirketinin yeni fabrikası tarafından üretilecek olan yeni insansız hava araçlarının Ukrayna'da üretilmesi bağlamında da faydalı olacaktır, dedi. Bodnar buna ek olarak helikopter motorları tedarik etmek için ayrı bir proje var. Buradaki ana ortaklar Ukraynalı motor Sich ve Ivchenko Progress şirketleri, dedi. NATO müttefiklerinin çoğu F-16 uçaklarını Ukrayna'ya bedavaya verirken, Türkler kendi Kaan savaş uçaklarını Kiev'e satacak ve bu uçaklar NATO ülkelerinden gelen parayla ödenecek ve Zelenski'ye verilecek. Kısacası NATO ülkelerini Türkiye'nin sadece Ukrayna'daki ya da Gazze'deki savaşta değil, Doğu Akdeniz'de dahil olmak üzere her yerdeki rolü konusunda kesinlikle akıllarını başlarına alması gereken çılgın bir plandan bahsediyoruz, ifadelerine yer verildi. Sualtı savunmasında yeni dönem, milli sentetik açıklıklı sonar MİSAS sistemi geliştirilmesine yönelik sualtı sentetik açıklıklı görüntüleme yeteneği kazandırılması projesi Savunma Sanayi Başkanlığı ve Matexan Savunma Sanayi AŞ arasında imzalandı. MİSAS sahip olacağı yenilikçi sensör teknolojisi ve sinyal işleme algoritmalarıyla yüksek çözünürlüklü sualtı görüntüsü alınmasına imkan sağlayacak. Hem sivil hem de askeri amaçlı kullanımı olan MİSAS sayesinde dünyada sayılı birkaç ülkenin sahip olduğu kritik bir teknoloji ülkemize kazandırılacağı vurgulandı. Bilkent, Yıldırım Beyazıt ve Gebze Teknik Üniversitelerinden alanında uzman öğretim üyelerinin işbirliğiyle Matexan Savunma tarafından geliştirilecek olan milli sentetik açıklıklı sonar sisteminin 2026 yılında üretimin tamamlanması ve kabul testlerinin ardından 2027 yılı başında envantere girmesi hedefleniyor. Matexan Savunma Genel Müdürü Adil Baktır yaptığı açıklamada MİSAS'ın insansız deniz araçları ve otonom sualtı araçlarına entegre edilerek mayın önlemleri, üs ve liman güvenliği, kritik tesislerin korunması, petrol ve doğalgaz hatlarının denetlenmesi, deniz arkeolojisi ve yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalarının çıkarılması gibi çeşitli alanlarda kullanılacağını ifade etti. MİSAS'ın birçok farklı alanda kullanım potansiyeliyle Türkiye'nin sualtı savunma ve güvenlik yeteneklerini önemli ölçüde artıracağı düşünülüyor. Amerikan medyası Politico, Türkiye NATO'da kendi yolunu çizmeye devam ediyor başlıklı bir analiz haber yayınladı. Haber şöyle devam ediyor. Ankara Rusya ile dostane ilişkiler kurarken Ukrayna'ya da silah sağlıyor ve AB'nin savunmada daha fazla rol oynamasından çekiniyor. Türkiye bu dengeli duruşunu korumakta kararlı. Türkiye'nin bu duruşunu değiştirmeye niyeti yok. Ankara, Orta Doğu politikasında özerkliğini koruma konusunda hassas. Türk Savunma Bakanı Yaşar Güler, Irak ve Suriye sınırlarımızda 30-40 kilometre derinlikte bir güvenlik koridoru oluşturmakta ve bölgeyi teröristlerden tamamen temizlemekte kararlıyız, dedi. Güler, Türkiye'nin NATO'nun diğer üyeleriyle aynı çizgide olmadığı iddiasını reddetti. Güler, Politico'ya verdiği yazılı cevaplarda Türkiye'nin güvenilmez olduğunu söyleyen ifadeleri kesinlikle reddediyoruz. Böyle bir şey yok, dedi. 32 müttefikin bir arada olduğu bir ortamda her konuda aynı görüşte olmamız düşünülemez, diye de ekledi. Güler, Almanya'nın Ankara'nın satın almak istediği Eurofighter jetlerine yönelik ihracat kısıtlamalarını işaret ederek güven içinde asıl sorunu yaratan olarak nitelendirdi. Türkiye, NATO'da standart bir üye değil. Türkiye, Rusya ile en yakın ilişkilere sahip ülkelerden biri. Çoğu Avrupa NATO üyesi aynı zamanda AB üyesidir. Türkiye değil. AB dışında NATO'nun en büyük ordusuna sahip olan Türkiye'nin kendi güvenlik çıkarları var. Suriye'de askeri varlık bulundurma ve Irak'ta yapılan operasyonlar. Başka hiçbir ülke Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki kadar çok katılımı yokken benzer bir denge oyununu oynamaya çalışmıyor. Güler, Türkiye'nin Ukrayna savaşı konusundaki tutumunu dengeli ve aktif, Ukrayna ile stratejik ortaklık ve Rusya ile olumlu diyalog çerçevesinde olarak nitelendirdi. Savunma Bakanı bugüne kadar Türkiye savaşın her iki tarafını yüksek düzeyde bir araya getirebilen tek ülke olmuştur, dedi. Türkiye, Kiev'e dronlar ve savaş gemileri tedarik ederken Rusya'dan petrol ve gaz almaya devam ediyor. Türkiye hem Rusya hem de Ukrayna ile Karadeniz komşusu olarak konumunu maksimize eden aktif bir diplomatik rol oynadı ve Ukrayna tahılının sevkiyatına izin veren bir anlaşmaya da aracılık etti. Türkiye, Rusya ile gerilimleri düşük tutmak, NATO'yu bölgeden uzak tutmak ve potansiyel bir tırmanışı kontrol altında tutmak istiyor. Türkiye, insansız kara, deniz ve hava araçlarından helikopterlere, silah ve akıllı mühimmattan füze, hava savunma ve elektronik harp sistemlerine kadar geniş bir yelpazede yerli ve milli üretime dayalı tam bağımsız bir savunma sanayisi oluşturmayı amaçlıyor. Türkiye'nin temel güvenlik düzenlemesi NATO üyeliği olmaya devam ediyor. Türkiye, AB'nin askeri girişimlerinin NATO'nun yerini almasına karşı çıkıyor. Güler, Avrupa Birliği üyesi müttefiklerin NATO'nun güvenlik şemsiyesi dışında alternatifler aramasının ittifakın birlik ve dayanışmasına zarar vereceğini söyledi. İfadelerine yer verildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.